Değerli Cem TV izleyicileri, iyi akşamlar efendim. Türkiye'nin yine bu zor günlerinde önemli bir konuğumla yine önemli konuları tartışmaya çalışacağız. Esasında çok iyi tanıdığınız bir kişiyle konuşacağız bugün. Doğan Bermek beyefendi konuğum. Hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk efendim. Ağırlıklı olarak inanç hürriyeti, bu din dersi konuları, zorunlu din dersi, zorunlu din dersinin Türkiye'de yaşayan çeşitli gruplara, çeşitli farklı inançtakilere getirdiği neticeler gibi konularda ayrımcılık şey yapacağız, ayrımcılık gibi konularda. Bugün mesela enteresan bir şey yayınlandı, haber yayınlandı. Antalya'da. Antalya'da bir aile müracaat ediyor herhalde 2012 yılında. Ben çocuğumun din dersi almasını istemiyorum diye. Efendim reddediliyor. Reddedilince hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Kaymakamlık. Kaymakamlık aleyhine idare mahkemesinde dava açıyor. Ve davanın kararı da bugün tebliğ edilmiş. Daha kararı görmedik. Kararı görmedik ama anladığım kadarıyla, haberin özetinden anladığım kadarıyla mahkeme şunun üzerinde ısrarla duruyor. Nesnel ve çoğulcu olmak zorunda. Eğer nesnel ve çoğulcu bir din kültürü, ahlak bilgisi dersi vermiyorsanız bunu zorunlu olarak yapamazsınız. Aynen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizim kararı da söylediği gibi. Evet Doğan Bey. Nereden başlayalım? İyi akşamlar. Vallahi herhalde önce bu terör olaylarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, kendilerine rahmet dilemekle başlayacağız. O çok. Terörden gencecik başka insanlar, şey çok fazla düşünemiyoruz aslında açıkçası bugünlerde. Evet. Sonra nereden başlayalım? Bir yerden başlayalım. İşte anayasa dedik, yapamadık. Yine biraz daha dedik, yine yapamadık, yapamıyoruz. Bilmem, biz 2005'te gittiğimiz davaları 2014'te bitirdik. Sene 2016 oldu, daha Türkiye yarım adım atmadı bu konuda. Atmıyor. Aleviler derlenip toparlanamadılar. Bu konuda bir şeyleri yok. Bir ortak tavır koyamıyorlar. Evet. Koymadılar. İşte siz başlayın, ben devamını getireyim. Şimdi önemli bir konu. Bu TEOG'la ilgili bir konu vardı. Evet, TEOG. O önemli bir konu. O TEOG konusu dün akşam bizim KİS diye işte küresel incelemeler ve stratejik bir şeyler falan gibi KİS diye bir grup var. Sosyolog arkadaşların. Onların düzenlediği bir toplantı vardı dün akşam. Ben de toplantıya işte katıldım ve işte katılımda bulundum. Toplantıda konuşan doçent doktor Gülçin Balamir Hanım, Gülçin Balamir evet. Coşkun Hanım'la. Bizim bugüne kadar pek üzerinde durmadığımız bir konuya değindi. Ben bunun bizim için çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Şimdi bu TEOG sınavı var biliyorsunuz. Evet. TEOG sınavında işte bir puan alıyorsun. O puana göre de liseyi seçiyorsun. Evet. Şimdi muaf olan bir çocukla muaf olmayan bir çocuğun arasında aynı TEOG sınavında her iki çocuk da bir tek soru yanlış yapmışlar. Matematik sorusu yanlış yapılmış. Bir tane. Evet. Geri kalan bütün sorulara doğru cevap vermiş iki çocuk da. Birisinin muafiyeti var, birisinin yok. Muafiyeti olanın 20 sorusu eksik tabii din dersi soruları. Evet. Değil mi? Fakat burada puanları aynı eşit olmakla beraber bu çocukların bunu öyle bir sıralamaya koyuyor ki TEOG. Bu sıralamada şey olan çocuk, o din dersi almış olan çocuk 625. sıraya gidiyor. Din dersi almayan çocuk aynı puanla 1000. sıraya düşüyor. Yani inanılmaz bir şey var. Haksızlık var. Haksızlık evet. Haksızlık. Müthiş bir haksızlık var. Bu haksızlık çok da rahatsız etmiş sonra bazı insanları. Daha sonra da Yahudi arkadaşlarımız, Yahudi kardeşlerimiz evet. Bu konuda çalışmalarını yapıp kamu denetçiliği kurumuna yani ombudsmanlık kurumuna evet. başvurmuşlar. Başvuru tarihi 2014. 2 Ekim 2014'te başvurmuşlar. Demişler ki burada müthiş bir şey var.
Müthiş bir haksızlık yürüyor. Ve evet. Bir de yani çocuk şimdi var, yani çocuk Yahudi olduğu için muaf veya Ermeni olduğu için muaf. Biliyorsunuz evet. Yahudi ve Ermeniler veya da Yahudi ve Hristiyanlar Lozan'da derc edildikleri için onlar evet. muaf tutuluyor ama muaf olup olmadığını okulunda bilmiyorlar. Eğer Yahudi okulunda okuyorsa muaf oluyor. Herhangi bir okulda okuyorsa, bir devlet okulunda okuyorsa o dersler muaf olmakla beraber o da o okulda yine giriyor TEOG sınavına. Evet. O sınava girdiği için de çocuk kafadan 400 sıra aşağıya düşüyor veya 300 sıra aşağıya düşüyor sınavda. Sonuçta ama sınavda bu TEOG sınavında din, kültürü, ahlak bilgisi dersi sorularını soru cevaplamıyor değil mi? Cevaplamıyor. Vermiyorlar zaten. Soruyu da sormuyorlar ona. Soruyu da sormuyorlar ama sorudan bir şey kaybetmiyor. Puandan bir şey kaybetmiyor ama sıralamada. Sıralamada ha, kaybediyor. Puan farkı evet. diye bir şey çıkarıyorlar ortaya. Bir başka değiş. Burada şöyle demiş Gülçin Hanım. Aynı öğrencinin ikişer matematik yanlış yaptığı durumda muaf olan öğrenci 682, muaf olmayan 684 puan alıyor. Tamam mı? Sadece 2 puan fark ediyor ama çocuklardan birisi ötekinden 500 puan, 500 sıra aşağıya düşüyor. Aşağıda, evet. Bu 500 sıra dediğin de korkunç bir şey. Yani zaten çok önemli, bu önemli. Okullarda şey çok fena. Şimdi bu sorunu ilk uygulama senesinin sonunda Museviler fark etmişler. Hı hı. Ve kendi din sınavlarını hazırlamışlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na da teslim etmişler. Demişler bizim çocuklara bunu sorun. Eğer din sorusu soracaksanız. Hı. Hı. Anlatabildim mi? Tamam. Tamam. Ancak tabii bu çocukların hangi okulda okuduğu, nasıl okuduğu, nerede okuduğu belli olmadığı için böyle bir şeye Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir uygulama yapacağını hiç kimse beklemiyor. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda böyle bir uygulama yapmaya niyeti falan da yok. Şimdi burada çok net, çok berrak ve çok şey bir durum var. Çok açık bir durum var. Bu TEOG sınavından din dersinin kesin olarak kaldırılması lazım. Hem ondan hem de üniversite sınavından. O üniversite sınavının şeyini bilmiyorum. Bu matematiksel düzenini bilmiyorum. Ama herhalde orada da buna benzer bir durum vardır. Yani öğrenciler din dersi için, din dersi, o dinle ilgisi olmayabilir mi çocuğun? Zaten muaf da ediyorlar. Zaten bu, şimdi bakın bugün dediniz Antalya'da bir, evet, bir yargı kararı alındı. Daha önce Ali Kenanoğlu böyle bir yargı kararı almıştı. Hatice Hanım almıştı 2009'larda Yargıtay'da. Ama şöyle bir sorun var. Sen yargı kararını alana kadar çocuk mezun oluyor. Tabii problem o. Yani problem ondan o. Sonra tazminat istemekten başka bir çıkar yolun kalmıyor. Ama mesela Museviler kurumsal olarak çalışmışlar üzerinde. Ve gitmişler kamu denetçiliği kurumuna başvurmuşlar. Kamu denetçiliği kurumu da devlete bu hatanızı düzeltin kardeşim diye şeyini vermiş. Talimatını vermiş. Bu aynı şey o zaman diğer Hristiyan vatandaşlar için de geçerli. Kabul et. Bu diğer Hristiyan vatandaşlar, Bahai vatandaşlar, Süryani vatandaşlar için de geçerli olması gereken bir şey. Muaf olmayan tüm öğrenciler için eşitleme ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'nda tavsiyede bulunulmasına karar verilmiş kamu denetçiliği tarafından. Türkiye Cumhuriyeti kamu baş denetçisince karar verildi diyor. Nihat Ömeroğlu kamu baş denetçisi diye imzalamış. 6328 sayılı kanunun 20. maddesi uyarınca bu karar evet. üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde gerekçesini de 30 gün içinde kurumumuza bildirin diyor. Şimdi bunun takibini ben yapmadım tabii. Bunu kendileri muhakkak ki takip ediyor. Ama yani biraz şeye söyleyebilir miyim? Kurum çalışması böyle olur Namık Bey. Doğru, doğru. Yani bir sorunu görmüş, sorunun üzerinde çalışmış, oturmuş, şeyini toplamış. Bir yere getirmiş. Bir yere getirmiş, kamu denetçiliğine de başvurmuş. Bir başka başvurudan söz edeceğim şimdi. O evet. da Yeniköy'de bir kilise kamu denetçiliğine başvurdu. Vurmuş. Evet. Ben sonucunu öğrendim sonra. Demiş ki ya benim giderek nüfusum azaldı. Burada insanım kalmadı. Kiliseyi sürdürmekte zorluk çekiyorum. 4000 lira para geldi bana geçen sene bağış olarak. 4000 lirayla da burası dönmüyor. Bana da yardım edilsin. Param yok yani. Camiye nasıl yardım ediyorsa bana da yardım edilsin diye. Kamu baş denetçiliği onların isteğini de makul görmüş, kabul edilebilir görmüş ve 31 Aralık günü
yani 31 Aralık 2015 günü başbakanlığa aktardı. Yardım edin bu kiliseye diye. Ama şu ana kadar bir şey yapılıp yapılmadığını bilmiyorsunuz. Yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama şunu söyleyebiliriz. Devletin içerisinde gerek kamu denetçiliği, gerek mesela geçen sene Yargıtay 3. Daire, şimdi dediğiniz gibi Antalya'daki evet, mahkeme. Antalya 1. Şimdi yani yargı, hukukla uğraşanlar, işleri hukuk olanlar insan hakları mahkemesinin kararlarını ciddiye alıyor. Bu mahkemenin kararlarına göre de uygulama yapılması için gereken kararları üretiyorlar. Sorun siyasilerle. Sorun siyasilerde. Bir de sorun bizde. Biz de siyasilere nasıl baskı yapacağımızı bilememekteyiz. Çok daha fazla dava açmamız lazım. Yani şu davadan binlerce açılmış olsaydı çok daha farklı olurdu tabii. Öyle tabii. Yani tazminat davası açmamız lazım. Ben mesela şimdi görüyorum. Keşke biz 2005 yılındaki davada deseydik ki biz çocuklarımızın uğradığı bu zulümden dolayı 5'er bin euro tazminat istiyoruz. Belki verirlerdi bilmiyorum. Ama verselerdi belki çok daha fazla dava açılabilirdik. Hani 5 bin euro sempatik gelebilirdi bizim. Ama işte onu da verdiği zaman dosyayı kapatıyor. Bizim çünkü idarenin bir uygulaması var. Parayı veriyor, dosyayı kapatıyor ve ben bu işi bitirdim diyor. Oradaki o ihlalin giderilmesi noktasına gitmiyor. Şimdi ama bu son şeyde 2014... Birazdan şey yapacağız. İstersen tartışalım onu. Tartışalım tabii. Şimdi 2014'teki kararda, evet, yani şu kararda, evet, ne dedi mahkeme? Dedi ki, sen dedi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak nesnel, tarafsız, yansız, bir din dersi, ahlak bilgisi, neyse din kültürü, ahlak bilgisi dersi veremiyorsun. Evet. Veremediğin için de bunu zorunlu olarak vermen hukuka aykırıdır. Evet. Net olarak söylediği şey bu. Evet. Hukuka aykırıdır. Ha, orada bir sürü başka şey de söylüyor. Şimdi ben çok özet olarak söylüyorum, evet, şu anda. Evet. Hukuka aykırıdır. Bu nedenle ne yapman lazım? Bunu velilerin tercihine bırakman lazım. Evet. Veliler bunu tercih ederken sebep sormayacaksın. Mümkünse de seçimlik hale getireceksin. Şimdi bunun üzerine ne yapılması lazım? İşte burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı duruyor. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni sen ihlal ediyorsun. Hı. Öte yandan bizim anayasamızın 90. maddesinin son paragrafı var. Daha sonradan girildi bizim artık 90. maddeye. Onları geçtik maddeye. Çünkü yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar onun da üzerinde. Onun da üzerinde ama şeye, olayı başka bir noktaya getireceğim şimdi ben. Diyor ki, eğer diyor temel hak ve hürriyetlerle ilgili olan antlaşmalar ile iç hukuk arasında bir çelişki varsa uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır. Tamam, evet, doğru. Evet. Tamam. Peki, anayasada bir iç hukuk hükmüdür. Tabii. Bu şu karar diyor ki bu karar anayasanın. Bu karar diyor ki bu haliyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın din dersini zorunlu olarak okutması mümkün değildir. Mümkün değildir. Sözleşmenin ihlalidir. Evet. 90. maddede diyor ki bir çelişki olması durumunda sözleşme mahkemenin uygulanır. O zaman anayasanın 24. maddesinin din dersini zorunlu kılan hükmü batıldır. Evet, batıldır. Zaten bu batıllığı Türkiye Cumhuriyeti kabul etmiş. 1990 yılında bir yönetmelik çıkartmış. Demiş ki şu kişiler bundan muaf olacak. Ama şu kişiler... TC vatandaşı olduğu halde anayasaya aykırı davranışı yönetmelikle düzeltmiş. Yani anayasanın bir yanlışı yönetmelikle düzeltilmiş. Yönetmelik düzeltebiliyorsa birçok insan için de düzeltebilir bunu. Düzeltebilir ama düzeltmiyor. Tamam düzeltmiyor ama düzeltmeyerek bir hata yapıyor. Biz hata yaptığımız çok büyük bir hata yapıyor. Biz de hatasını dua ederek bekliyoruz düzeltmesini. Yani bu hatanın düzelmesi için de bizim hukuk yollarını zorlamamız lazım. Hukuk yollarına gitmiyoruz. Gene hukuk içinde dediğiniz gibi ama tazminat yoluyla ama başka bir yolla ama Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak. Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması da bir çözüm olabilir.
Bilmiyorum yani. Şimdi tabii bunu, ben hukukçu bunu değilim. Bunu zorlamak zorundayız. Ama şunu biliyorum. Bu davayı biz böyle 2005 yılında açtık. Değil mi? Evet, 2005 yılında başladık. Bu dava başladı. İçin 1996'dan itibaren çalıştık. Önce işte gittik, konuştuk hükümetlerle, şunu yaptık, bunu yaptık, baktık olmuyor. 2001-2002'den itibaren imza topladık, notere gittik. 1918 kişi mi? Vekaletler alındı. 1905 kişi mi? 1918 kişi gitti, bu noterlerden vekaletnameler verdi. Şu oldu, bu oldu, bu dava açıldı. Evet. Bu dava kazanıldı. 2014'ün Eylül ayında kazandı. Evet. 2015'in Şubat ayında kesinleşti. Değil mi? Evet. Peki bu davayla ilgili o günden bugüne Alevi kuruluşları ne yaptı? Hiçbir ben, şey. Peki o zaman Alevi kuruluşlarının da biraz katkısı yok mu bu devletin bu davaya? Hareket etmesi lazım. Hareket etmesi lazım. Bir araya gelip bir çaba göstermek lazım. Yaptılar yani, mı? Doğan Beyciğim, şimdi 10 senelik, 15 senelik bir büyük mücadeleden söz ediyoruz. Bu mücadeleler kolay kolay yapılmıyor. İnsanları yoruyor. Bakın, 3 tane dava açtık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. İkisi bitti. Yorduğu insanların arasında en fazla yorulanlardan biri sizsiniz bu bir konuda. Bir tanesi de bitmek üzere. Bunların artık uygulanmasının sağlanmasını da mı bizden bekliyorsunuz? İşte, ben de bunu söylemeye toplum olarak çalışıyorum. Yani bir araya bunu, gelin, uğraşın, koşturun, didinin, bir inisiyatif olarak ortaya çıkın. Ya bunu nasıl uygularız, nasıl uygulatırız? Bakın başka bir kararımız vardı elimizde. Yok mu? Cemevin ibadethanedir diye karar çıktı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Onu da geleceğiz şimdi. Ona da geleceğiz. Hani kabul ettirebildik mi? Ettiremedik. Ha, şimdi herkesin çocuğu okuyor mu okulda? Okuyor. Kardeş? Paşa paşa okuyor. Ha. Çocuklar, hatta ben ne zaman 4 Mart'ta Bakanlar Komitesi'ne biz bir şey daha yaptık. Adli Düşünce Ocağı olarak bir bildiri daha verdik. Orada yazdım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti savunmasında diyor ki yönetim planı verirken. Şu yönetim planlarını gösterebilir miyiz arkadaşlar? Eylem planı Türkiye Cumhuriyeti'nin şeye. Tabii İngilizce ama hani arkadaş diyor, millet görsün diye. Orada diyor ki ya diyor bu çocuklar zaten okullardan mezun oldu. Dolayısıyla bir sorun kalmadı diyor Türkiye. Ben de Bakanlar Komitesi'ne şöyle bir şey yazdım. Yazdık daha doğrusu arkadaşlarla beraber. Dedik ki evet çocuklarımız okulları bitirdi, torunlarımız okuyor. Evet yani. Onlar da bize ait. Yani çocuğumuzun okulu bitirmesiyle Türkiye bütün bu yükümlülüklerinden sıyrılıyor mu? Yani oradaki birkaç kişinin çocuğunun yani mezun olmuş olması. Yani 5 kişiye ait veya oradaki 100 kişiye, 1000 kişiye ait. Anlayış o ama. Basit bir sorun gibi bakmaya çalışıyor Türkiye. Ondan sonra da işte biraz sabunlamış şeyi, eylem planını. Diyor ki tamam biz şimdi diyor şeyde bir çoğulcu din eğitimiyle ilgili bir şey kuracağız. Bir araştırma grubu kuracağız. Bu araştırma grubumuz 2016 boyunca araştırma yapacak. 2016'nın sonunda işte bu araştırma grubunun sonuçlarına göre müfredatı gözden geçireceğiz. Din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılmasıyla ilgili de hiçbir vuruntu yok. Hiçbir vurgu yok şeyde. Evet. Türkiye'nin verdiği eylem planında. Yani şimdi peki ama biz neredeyiz? Ben yani Türkiye'nin nerede duracağını biliyorum. Ya da bir avukatın nerede duracağını biliyorum. Sonuçta bu Türkiye'nin meselesi diye baktığımız şey. Bir avukat grubunun davalarını kazanmak için koydukları savunmalarla falan filan bakılıyor. Yani siyasi bir yanı yok bunun. Evet. Dosya diye bakıyor tabii, meseleye. Tabii. Ama şimdi biz bir sosyal sorunuz. Yani Türkiye'nin bir sosyal sorunu var. 80 milyon insanın çocukları okuyor. Evet halen daha bir sürü çocuk alıyor. Yani bir sürü çocuk okuyor. Bilmem oradaki 30 tane ismin çocuğu mezun olmuş. Dolayısıyla artık bir sorun kalmadı denmez. Yok böyle bir şey. Yani böyle bir mantık yok zaten. Bu mantık yoksa bu mantığın olmadığını Alevi kurumlarının el birliğiyle ortaya çıkıp savunması lazım. Şimdi şunu da anlatabilmemiz lazım. Ve burada sadece Aleviler lazım. Değil, Alevi olmayanlar da bizim kadar rahatsız davranıyor. Duyuyorlar. Yani rahatsızlık duyuyorlar. Görüyorlar, biliyorlar ama yani mesela bu TEOK çalışmasını yapan insanların hiçbir alakası yok bizimle. Evet. Ya burada bir aksilik var, burada bir terslik var diye yapılmış çalışmalar evet, bunlar. Evet. Yani var bir ortada bir aksilik var ama biz ilgili değiliz kendi dertlerimizle. Davayı kazandık, hukuk davasını hukukla ilgili konuda
inanılmaz bir başarı kazanılmış durumda. Ama bu başarının gereklerini yerine getiremeyen çok sayıda kurumumuz ve derneğimiz şimdi, var maalesef. Şimdi evet, hukuki olarak yapılabilecek olan bir takım şeyler var. Ama en önemlisi, burada en önemlisi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bizim şunu anlatabilmemiz lazım. Ya da onların da bilmediklerini sanmıyorum ama işlerine gelmiyor belki. Yani bir çocuk, bir Alevi çocuğu düşünün. Veya bir Alevi çocuk veya Alevi olmayan başka bir şey. Bahai çocuk düşünün. Efendim, Süryani çocuk başka düşünün. Bir çocuk yani. Süryani düşünün. Yani. Ezidi düşünün. Bambaşka bir dini eğitim alıyor evinde. Ne? Anasından, babasından. Bambaşka bir ibadethaneye gidiyor. Efendim, bambaşka bir şey yapıyor. Yine Şalevi noktasına getireceğim. Efendim, semah görüyor. Türkçe dua öğreniyor. Türkçe ibadet ediyor. Ondan sonra birdenbire ilkokulda karşısına bir din dersi öğretmeni çıkıyor. Hayır, bu yaptıklarının hiçbirisi doğru değildir. Bunu böyle yapacaksın diyor. Evet. Kendi evinde Muharrem ayında oruç tutarken, tutulurken birdenbire Ramazan ayında oruçlar çıkmaya başlıyor. Ya da adam pazar günü ayine giderken, evet, cuma namazına gitmek mecburda kalacak. Şimdi o çocuğun bu bir kişi değil, üç kişi değil, yani o davada böyle indirilmeye çalışıldığı gibi, hani bunların çocukları mezun oldu, bu iş bitti şeklinde değil. Milyonlarca çocuk bu çelişkiyi yaşıyor. Şimdi kendi içinde yaşıyor. O zaman kendisine kurum diyen kuruluşlarımızın, Alevi haklarını savunuyoruz diyen arkadaşlarımızın bu bağlamda yeni bir şeye de ihtiyaç yok. Burada yeni uzun köklü davalara falan da ihtiyaç yok. Elimizde hazır kararımız var. Kazanılmış davalarla ilgili çok basit. Tıkır 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 çok sayıda dava açılması lazım. Evet. Bu davaları aileler açamıyor. Haklılar. Çocuklarını afişe etmek istemiyorlar. Çocuğunu okula damgalı işte bir evet, şey gibi, göndermek istemiyor. Çok haklı aile. Ama kurumlarımızın böyle bir yükümlülüğü yok. Yani kurumlarımızın çocuğu da yok. Çünkü çocuk fertlere ait. O zaman kurumların bunu takip etmesi lazım. Kurumları bir türlü gaza getiremiyoruz. Kurumların bir türlü takip etme konusunda... Bu aşk yok kurumlarımızda. O aşk yok. Onlar sadece benim olsun, ben yöneteyim. Bir cemim olsun, bir cemim, evim olsun, benim olsun. Evet. Derdindeler. Bir de acaba buradan meclise doğru bir kapı tıkırtıyor. Yani herkesin bir milletvekili belediye rüyası var. Veya bir millet meclisine tıkırtıyabilir miyim? Bir meclis rüyası var herkesin. Şimdi demek ki din dersi konusundaki durumumuz pek iç acıcı evet, değil. Yani yapılacak her şeyi yapmışız. Hukuki olarak, sosyal olarak her şeyi kazanmış durumdayız. %100 değil, %100 haklıyız. Haklılığımız Türkiye'nin üzerindeki birçok sayıda kurum tarafından da kabul edilmiş. Denetim altına alınmış, gözlem altına alınmış. Evet. Şimdi da mahkeme sonucu, yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin sonucu, Bakanlar Komitesi'nde, Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi'nde. Bakanlar Komitesi önümüzdeki hafta toplanacak. Her sene Mart ve Eylül ayında toplanıyor. Ve o ülkelere soruyor, kardeşim sen ne yaptın şu elindeki dava diye. Türkiye'de işte cevap olsun diye bu şeyi yollamış. Biraz önce arkadaşlarımızın gösterdiği evrakı yollamış. Ama o evrakın pek bir cevap niteliği yok. Çünkü mahkemenin yapmayacaksın dediği şeyleri yapmayacağım da demeden, çocuklar oradan mezun oldu, ben çoğulculukla ilgili işte bir çalışmalar yapacağım falan gibi. Yapacağım. Sağdan soldan işte bence yani şey biraz daha zaman kazanmaya yönelik bir şey bir evrak var orada. Bu tabii şey değil yani benim için hiç tatmin edici değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için zaten kararını vermiş, bırakmış dosyayı. Bakanlar Komitesi bundan tatmin olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama çok güç tatmin olmaları. Biz kendi başvurumuzda yani müdahil olarak yaptığımız Alevi Düşünce Ocağı olarak yaptığımız başvuruda dedik ki burada milyonlarca çocuğun sorunu var. Evet. Bu iş böyle rahat rahat ya ben bir de işte bir heyet daha kurayım da bir sene daha çalışayım falan
demeye gerek de yok. Çünkü eğitim reformu girişimi diye bir girişim var. Çok sayıda üniversitenin ortak yaptığı bir çalışma. Evet. Kendileri de iyi tanıyorlar zaten bu eğitim reformu girişimini. Çünkü Alevi Çalıştaylarından sonra bu eğitim reformu girişimi de müdahil olmuştu bu işe. Onu da anlattık. Dedik ki ya hiç kimseyi çağırmadılar. Yani madem grup kuracaklardı, Mart ayına kadar kuracağız dediği grubu da kurduğunu duymadık şeyin, Adalet Bakanlığı'nın. Hayır. Ben şeye de sordum, üniversitelere sordum, oralara biz böyle bir grup kuracağız gelir misin diyen yok. Şey yok, eğitim reformu girişimine soru sorulmamış. Evet. Bir piyasada iş yapan bir araştırma ekibine din eğitiminde çoğulculuk diye bir görev verilmişti. Geçen sene bir proje, bir çalışma raporu, çalışma iş vermişti başbakanlık. Onların ne yaptığını da bilmiyoruz onlar ama ticari bir grup. Yani, ticaret yapan bir araştırma grubu. Hükümete de çok yakınlar tabii her zaman her bu tür işlerde olduğu tabii. gibi. Yani din dersi konusunda top bizim bahçemizde. Bizim çalışmamız lazım. Alevilerin Alevi kurumlarının bu işlerle lazım. Uğraşması lazım. Alevi kurumları bu işle şu ana kadar gerektiği gibi maalesef uğraşmadı. Uğraşması için elimizden geleni de yapmamız gerekiyor. Daha benim lazım. Elimden başka bir şey gelmiyor Namık Bey. Yani bu davayı açtık, bu davayı kazandık. 10 kentimizde toplantılar yapıldı. Siz de gittiniz birkaç tanesine bunların. Ben de gittim. Evet, avukat evet, arkadaşlar gitti. Evet. Ama mangalda kül bırakmayan insanlar bu böyle şeyler konuşulurken, böyle olaylar konuşulurken nasılsa arazi oluyor. Yani kimse ben açıkçası bu konuda çok kırgınım ve çok şeyim. Yalnız bu şey önemli. Şu Antalya Mahkemesi'nin kararı, yani Antalya... Abi Antalya kararı 2009'da da çıktı. Tamam biliyorum 2005 da. 2005 Mayıs'ta 3. Yargıtay 3. Dairenin kararı çıktı. Şimdi Cem Evler'inde onu da konuşacağız. Tamam. Hı. Tamam birazdan kısa bir ara verelim ondan sonra dönelim. Kısa bir aramız var değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, sevgili Doğan Bermek'le muhabbet etmeye, tartışmaya devam ediyoruz. Dinliyorum. Din dersi konusunda söyleyecek başka bir şey kaldı mı? Kaldı. Bir şey daha kaldı, bir şey var. Bütün kurum, kuruluş yöneticilerinden, bütün vatandaşlardan, Alevi, Sünni olsun olmasın, inançlı olsun olmasın, ne olursa olsun, bütün insanlardan isteğim bir şey oluşturun. Bir enerji, bir sinerji oluşturalım. Ve artık şu din dersini zorunlu olmaktan çıkartmanın bir yolunu bulalım. Böyle oturmakla, kendi başına durmakla, birileri gelsin bunu yapsın, birileri etsin, ben de gideyim onun kaymağını yiyeyim demekten bu işler olmuyor. Yani biri yapsın, ben de halka dönüp ben yaptım diyeceğim. O yok. Şimdi gelelim başka bir konuya. Bütün Avrupa, yani Avrupa şeyinde, konseyinde kaç ülke var? 40 küsur ülke var. 47. 47. Evet, diyebiliyorum. Her neyse. 47. O 47 ülkeden 46'sında cemevi ibadethanedir. Evet. Resmen ibadethanedir. Evet. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Vatandaşlar. Bilmiyorum. Bakın ben bu konuyu incelemedim. İncelemediğim için bilmiyorum. Örneğin Bulgaristan'da. Örneğin Yunanistan'da. Veya Makedonya'da. Veya Kosova'da. Devlet eğer ibadethaneler için bir pozitif mükellefiyet yerine getiriyorsa, bu para vermek şeklinde olabilir, başka bir şekilde olabilir, ama bir pozitif bir şey yapıyor ise aynısını cemevi içinde yapmak zorundadır. Yapıyor derdi. Bilmiyorum yapıyor mu yapmıyor mu, bakın. Sadece ben yurt dışındakiler için yurt şu anda söylüyorum. Yapıyor. Evet. Bunu yapmak zorundadır. Ha yapmıyorsa
Zaten yapmıyor. Yani ötesini de yapıyor. Sadece onu yapmıyor. Ders programlarına da koyalım sizi diyor. Yardım ediyor. Para veriyor. Hadi hazırlayın programınızı da çocuklarınıza, bu dersinize verelim. Alevilikle ilgili bilgiler de verelim diyor. Yani devletler bunu yapıyor. Devlet olan devletler yapıyor. Devlet olan devletler yapıyor ama bir ülke hariç. Türkiye'de cem evleri ibadethane olarak kabul edilmiyor. Doğru. Mahkeme kararı olmasına rağmen. Sen niye Türkiye'de doğdun? Ne yapayım ben? Yanlış yerde doğmuşsun kardeşim sen. Yani herhalde bu bizim konuşmamız gereken şey. Evet. Niye burada evet. doğduk? Neden acaba cem evleri ibadethane olarak kabul edilmiyor derseniz? İslam'ın muhabedi bir tanedir. O da camidir. Cami dışında İslam'ın ibadethanesi yoktur gibi nereye çekseniz oraya giden saçma sapan ne olduğu belli olmayan bir gerekçe sunuluyor sürekli olarak. Evet Doğan Bey, ne diyeceksiniz? Şimdi o gerekçe bir kere 2005'li yıllarda, yani bundan 10-12 sene önce çürüdü. Çürüdü, o göçtü. Çünkü İslam'ın mabedi Hazreti Muhammed'in kendi eliyle kurduğu Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Nebevi'nin içinde mescit fonksiyonuyla beraber çok sayıda başka fonksiyon da vardır. Çok sayıda farklı işler de yapılır. O Mescid-i Nebevi geleneği Alevi dergahlarında sürmüştür. Halife Ömer'den itibaren yavaş yavaş bu mescidin birçok faaliyeti kesilmiş. O yasak, bu yasak. Sen yatamazsın, kalkamazsın, yemek yiyemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın olmuş. Evet. Sonunda kanadı kesilmiş. Hani Nasreddin Hoca'nın şeyi gibi, leyleği gibi bir cami üretilmiş. Deniyor ki İslam'ın mabedi budur. Cami dediğimiz mabet, mabettir. Doğru. Bugün ibadet orada yapılıyor ama Mescid-i Nebevi'de İslam Hazreti Muhammed'in Hakk'a yürümesinden 75-76 sene sonra şekillenmiş bir yapı. Oysa Hazreti Muhammed'in eliyle kurduğu Mescid-i Nebevi senin dergah geleneğinde aynen sürmekte. Bunu 2005'e kadar maalesef kimse ortaya koymadı. 2005 yılında veya 2006 yılında hatırlamıyorum şimdi hangi sene olduğunu. Bunu şeyle beraber İslam tarihinden belgelerle, şeylerle, bu binaların anıtlarıyla mesela ilk minare Kayrovan Camii'nde. Kayrovan Camii Tunus'ta Hazreti Muhammed'in Hakk'a yürümesinden sonra 80. sene falan. Yani şeyler evet. Emevi komutanlarından birisi yapmış. Hoşuna gitmiş adamın şey, evet. Çan Kulesi. Böyle bir şey yapmış. Onu da minare olarak kullanmış. Kayrovan Camii'nden önce yok minare diye bir gelenek. Yani şimdi bütün bunlara rağmen yani cami bugün evet İslam'ın ibadethanesidir ama zaten Kur'an'da yeryüzünü sana mescid tayin ettik der. Yani inanmak için bir yere girmek gerekmez. Her yerde inanabilirsin, her alanda inanabilirsin. Yani bunu zaten bugün sadece siyasetçiler kullanıyor bu senin söylediğini. Diyanet İşleri çoktan bundan vazgeçti. Diyanet İşleri çoktan bu şeyi unuttu, bu söylemleri unuttu. Karışmamayı. Ama 30 sene önce bu söylemler vardı. Bu söylemlerden din adamları vazgeçti bugün. Ama siyaset adamları hala bu ipe yapışmış. Şimdi oradan tırmanmaya çalışıyorlar. Bir konuyu biraz daha açmanızı istiyorum. Bu çok önemli. Mescid-i Nebevi geleneği ya da yapısı cemevinde devam etti. Evet. Dergahlarda devam etti diyorsunuz. Nasıl devam etti? Mescid-i Nebevi'yi ilk haliyle. Birazcık bir 5 dakika daha. Şimdi Mescid-i Nebevi... Yani mesela peygamberin odası orada. Yaşadığı oda orada. Tabii yaşadığı orada. Orada yemek yapılıyor, orada yeniliyor, evet. Orada içiliyor, orada düğün yapılıyor. Hayır, orada misafir geliniyor. Heh, orada yani. Dervişler geliyor. O zaman derviş denmiyor, suffa deniyor tabii o zaman. Neyse, yani. Dille. Orada eğitim yapılıyor. Belirli bir süre kalıyorlar. İslam'la ilgili temel bilgileri alıyorlar. İşte oradan insanlar yetişiyor, başka yerlere gidiyor İslam dinini yaymaya. Aynı bizim şeylerdeki halifelerimiz gibi, yani bilmem Hacı Bektaş dergahına geliyor. Evet. Abdal Musa bir halife oluyor. Otman Baba, Demir Baba, Seyyid Ali Sultan, Kızılderili Sultan, yani bu isim çok. Yaptıkları da Mescid-i Nebevi'de yapılanların devamı ve aynı Mescid-i Nebevi'de neler varsa onlar var bizim Alevi dergahlarında. Evet. Aynı şeyi görüyorsunuz. Aynı yapılanmayı görüyorsunuz. Aynı yapılanmayı görüyorsunuz. Ama evet. Öbür tarafta önce giriş yasak edilmiş, sonra bilmem yatmak yasak edilmiş, sonra yemek yasak edilmiş. Sadece ibadet
amacıyla girilip çıkılan, onun dışında bir fonksiyonu olmayan bir yapıya dönüştürülmüş, evet, o Mescid-i Nebevi geleneği. Şimdi tamam, buna da itiraz etmiyorsun. Yani bu bizi ilgilendirmiyor zaten. Yani evet. Nerede nasıl istiyorsa, evet, öyle ibadet eder ama bize İslam'ın ibadethanesi değil diyemez. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ben İslam'ım ve ben orada ibadet ediyorum. Ediyorsam ediyorum. Yani İslam'ın ibadethanesi her yerdir. Bunu yani çok değerli İslam alimleri de zaten böyle konuşuyor, bunları kabul ediyorlar. Bundan sonra da zaten bugün Diyanet'te de ilahiyat camiasında da bu sözü söyleyen kalmadı. Bu sözü söyleyenler siyasette var. Yani şeyden uzakta olan insanlar, inançtan uzakta olan insanlar bu sözü söylüyor. Çünkü bu siyaseten üzerine yapışabilecekleri bir merdiven, tutabilecekleri bir ip. Yani böyle bakıyorlar işe. Yani halen daha Türkiye'de Dömevi meselesi çözümlenmedi. Ama bu devlet kabul etmiyor. İşte yeniden din dersi konusunda olduğu gibi bu konuda da kurumlara, yöneticilere, herkese söylüyorum. Bakın, o kadar uğraştık, didindik, bir karar çıkarttırdık, bir karar daha çıkarttıracağız. Elimizden gelen hukuki çabaları gösteriyoruz. Biraz da sizler de sosyal çaba gösterin. Biraz da sizler de elinizden geleni yapın. Yörenizde, beldenizde kaymakama mı gideceksiniz, valiye mi gideceksiniz, hükümete mi gideceksiniz, bakanlığa mı gideceksiniz, ne yapacaksınız, bir araya mı geleceksiniz? Ya hiçbir şey yapın. Bilemiyorsanız gidin ilahiyatçılarla oturun, konuşun. Bir şeyler yapın. Ya bir şey yapın yani. Bir şey yapın. Bir yani şey yapın. Bu cemevlerine yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bir şeyler yapılması lazım. Evet. Şimdi bu konuda tabii biraz daha iyi durumdayız din derslerine göre. Evet. Çünkü dava çok berrak bir dava. Bu çok basit bir davaydı. Din dersi biraz daha kompleks bir iş. Tabii. Burada çok netti durum. Aslında biz vaktinde davranabilseydik, o zaman 2008'de biliyorsun şeyin çıktığı, enerji piyasası düzenleme, evet, yasası, evet, çıktı. Dedi ki, ne diyor o yasa? Bedelsiz girilen ve toplu ibadet edilen yerlerin elektrik paraları Diyanet İşleri bütçesine konacak bir fondan ödenecek diyordu. Evet. O zaman İstanbul'da iki tane toplantı yaptık. Erikli Baba'da bir basın toplantısı yaptık. Eskişehir'de bir toplantı yaptık. Malatya'da bir toplantı, evet, yaptık. Ankara'da 2 Temmuz'da Sivas'ta, sonra bir tane de Ardahan'da bir toplantı. 7 tane toplantı yaptık. Bu toplantılara 55-60 cemevinden insanlar katıldı. Yerel olarak. Farklı, evet, yerlerde. Mesela Eskişehir'e o bölgenin, Malatya'ya o bölgenin cemevleri katıldı. Burada bütün cemevlerinden bir tek şey istedik. Yani ben kendi hesabıma bir tek şey istedim. Bir başvurun şeye, müftülüğe, isteyin şu elektrik paramı öde diye. O ödemesin, Diyanet İşleri'ne başvurun veya Diyanet İşleri size reddetsin. Alın o red belgesini, gidin en yakın mahkeme kimse sizin bölgenizdeki, evet, o mahkemede bir dava açın. Davayı reddedin. Eğer reddolursa davanızı zaten biz takip edeceğiz, biz de açıyoruz. Yok reddolmazsa hanginiz nerede davayı kazanırsanız Alevilik kazanacak. Değil mi? Yani birinden birisi kazanabilir. Kazanmak. Ve kazanabilirdi. Çünkü dava çok açıktı. Çok netti. Evet. Evet. Ama evet, biz evet, hiçbir yerde dava açmadık. Tam ne oldu? Burada ödenmemiş elektrik paralarının icrası üzerinde bir davayı götürdük AİHM'e. Evet, evet. Öteki davayı başlatamadık bile. O belgeyi alan bir iki tane kurum vardı. Bir tanesi bizim rahmetli İrfan Çetinkaya, Eskişehir Vakfı'ndan, evet, İrfan Bey aldı belgeyi ama o da mahkemeye götüremedi. Yanılmıyorsam Kartal aldı, o da mahkemeye gitmedi. Ya yani mahalledeki mahkeme, yani kendi bölgendeki mahkemeye gideceksin. O mahkemede belki de evet diyecek. Çünkü o kadar açık bir yasaydı ki bizim hakimlerin çok büyük bir kısmı orada bizim lehimize kararı verecekti ve biz İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalmayacaktık. Böyle hani dünyayla da bu işi konuşmak zorunda kalmayacaktık. Ben utanıyorum biraz. Siz utanmıyor musunuz? Ben de utanıyorum. Vallahi yani kendi iç işlerimizi kendi içimizde halletmek varken edebilirdik. Hallolabilirdi bu. Niye işlerimizi? Yine aynı şekilde
Ha, bağırmaya çağırmaya gelince çok bağırıp çağırırız. Seçim falan varsa hep beraber meydanlardayız. Şuyuz buyuz. Biz en iyi adayız madayız ama bir Allah'ın kuru da gidip bir tane dava açmadı şeyden başka, senden başka. Mücadele etmiyorlar. Mücadele etmek istemiyorlar. Davada tek dava gitti, kazanıldı. Aslında tek dava ne kadar korkunç bir şey. Ya Türkiye'de 2000 tane cemevi var. Bir tek davaya nasıl bağlarsın sen tek? Yani. Belki sen bir yanlış şey yazacaktın. Tabii olabilir. Olabilir. Usulden reddolacaktı dava. Usulden reddolabilirdi. Doğru diyorsun. 5 sene sonra, 7 sene sonra reddolabilirdi. Bu ne, bu nasıl bir aymazlık? Bu nasıl bir ilgisizlik? Nasıl bir alakasızlık? Ama biz cemevlerini açmaya başladığımız günden bu yana herkes her yerde cemevi ibadethanedir diyor. Evet. Peki dediğine sahip çıksana kardeş. Dediğine şöyle sahip çıkacak, dediğine şöyle sahip çıkacak. Bunun mücadelesini verecek. Yerel anlamda bunun mücadelesini verecek. Onlar yerel anlamda bunun mücadelesini verirken biz de bundan belki genel anlamda bir destek bulmuş olacaktık. Ya şu anda da gideceğiz. Bu dava kazanılmış olduğu halde yalnız başına 2015'te kurduğumuz Alevi Düşünce Ocağı'ndan takip ediyoruz davayı. Evet. Bir davamız daha var efendim. Bu şey diye geçiyor. Genellikle bütçeden pay ayrılması diye geçiyor ama sadece bütçeden pay ayrılması değil o davanın konusu. Tabii o dava aslında sosyal haklarımızın tamamını. Yani o dava şöyle, evet, o davanın ana konusu şu. Cemevlerin ibadethane sayılması, Alevilere din hizmetlerinin, ibadet hizmetlerinin kamu hizmet olarak verilmesi. Eğitim hakkı. Yok, orada eğitim hakkı yok. Ama bu hakların içinde ister. Dedelerin özlük hakları, sadece tamam. Dedelerin değil yani cemevi çalışanlarının diyelim özlük hakları, bir de bütçeden bunlar için pay ayrılması. Tamam, ama o zaten tabii olarak o kişilerin yetişme ve denetim mekanizmalarında içerecek. Tabii. Dolayısıyla eğitim hakkına da kavuşmuş olacağız orada. Yani İmam Hatip gibi Dede Zakir okulumuzda. Şimdi bu kararı da birkaç ay içinde yayınlanmasını bekliyoruz. Haziran ayında bunun duruşmasını yapmıştık değerli izleyiciler. 9 ayla 1 sene içinde yayınlanır dediler. Evet. 9 ay oldu. 9 ay doldu. Ama tabii şimdi dünyanın da dengeleri çok karışık olduğu için belki bu şeyden çok dava giriyor İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Göçmen sorunları biliyorsunuz bu acil durum. O da büyük problem. Evet onların gündemi de çok fena yüklenmiş durumda. Ama tabii şunu da söyleyelim. Şimdi bizim bu dava 20 Nisan 2015'te kesinleşti. Cemevleri davası. Evet. Türkiye'nin 6 ay içinde eylem planı vermesi lazımdı. Evet. 6 ay içinde eylem planı vermedi. 90 gün daha süre istedi. Biz de o zaman yine müdahale ettik ve bu davayı normal takip mekanizmalarından çıkarttık. Yoğunlaştırılmış, nitelikli takip nitelikli takip edilecek davalar listesine aldık. Evet. Şimdi bu dava normal bir davadan daha farklı olarak nitelikli takip listesinde şu anda. Türkiye Aralık'ta şeyini verdi. Belgesini yani eylem planı diye bir şey yolladı. Arkadaşlar gösterebilirler orada. Zaten 5-6 satırlık bir yazı. Diyor ki Türkiye yani diyor bu hükümet zaten 64. hükümet bunu önemsedi. Bu konuyu şeye aldı. Gündemine aldı. Birkaç ay içerisinde bu konuda gelişmeler olacak. Çözülecek bu iş falan diye. Yani Başbakan da biliyorsunuz Ekim ayında Başbakan da şeyi söyledi. Güven oyu alırlarken hükümet programına koyduk dedi. 3 aylık programımız da var dedi. Var dedi. İşte Mart ayının 20'si mi dedi falan öyle bir şey yani. Mart bugünler için bu konuda bir gelişme olacak dedi. Bir de işte irfan merkezi diye bir şey, bir kavramdan söz edildi. Ne olduğu belli değil o irfan merkezi kavramı. Ama fazla da konuşulmadı. Bir iki kere konuşuldu bırakılmadı. Evet. Sonra Ocak ayında Ankara'da bir dizi toplantı yapıldı. Adalet Bakanlığı müsteşarı Başbakanlıktan bazı yetkililerle ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ama teknik düzeyde toplantılardı bunlar. İşte bir takım kurum yöneticileri davet edildi. Bazı dedeler davet edildi falan.
bize bir sonuç gelmedi ama zaten onlar da dediler ki biz sizlere de danışarak bir yol haritası çizmeye çalışacağız. Burada sonunda siyasi otoritenin kararıdır. Şimdi tahmin ediyorum ki konu siyasi otoritenin kararını bekliyor. Siyasi otorite bu konuda mahkemeye herhalde uyumlu ve şey olmayan, hani solundan sağından dönmeye çalışmayan bir karar üretir diye bekliyoruz. Şimdi olaya ben... Kendi kendisini de taahhüde soktu çünkü siyasi otorite bu konuda. Anladım. Şimdi Sayın Başbakan bir akademisyen sunucu olarak ders vermiş bir insan. Hukuk biliyor. Yani Avrupa müktesebatını biliyor. Bu kararların nasıl verildiğini, nasıl alındığını biliyor. Bu kararlara uyulmaması durumunda ülkenin başına neler gelebileceğini biliyor. Bunları çok iyi biliyor. Yani bunları gözünü karartıp şey yapamaz. Ama Sayın Başbakan mesela şöyle bir şey de söylemişti. Ama yani onun için bu konuyu çok hızlı bir şekilde ele almaları vallahi gerekiyor artık. Bak şöyle bir şey oldu. Çok enteresandır. 2 Aralık 2014. Değil mi? 2 Aralık 2014'te Başbakan işte bazı Alevileri bir akşam yemeği için davet etmişti. Ama önceden davet etmişti yani. Hiçbirimizin de haberi yok. O gün öğleden sonra bu cemevi kararını yayınladı mahkeme. Ve biz akşam yemeğe otururken Sayın Başbakan'la cemevi kararını daha hepimiz yeni görüyorduk. Yani o gün görüyorduk. Bu Sayın Başbakan orada şeyi de söyledi. Yani Türkiye çok dirençli bir ülkedir, direnir böyle kararlara dedi. Direnebilir uzun süredir. Şimdi yani 2014 Aralık işte 2015 geçti. 2016 Mart'a geldik. Bu 15-16 ay falan olmuş. Yani epey direnmiş olduk. Evet, bayağı bir direndi. Bayağı bir direndi yani. İnşallah bu direnç başbakanı tatmin eder ve şeyi üretir. Siyasi kararı üretir. Programlarına da aldıklarına göre yani niyetleri var diye düşünüyorum. 3 aylık programa girmişti değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam. 6 aylık programa girmişti. 6 aylık programa girmişti. Hükümet programına Ekim ayında girmişti. 6 ay içinde çözülecek. Yani 20 Ekim falan, şey 20 Mart falan gibi Nevruz'a denk gelecek bir şeydi. Ha, anladım. Anladım, anladım. Bir şey yollamış. Bir şeyler söylendi. Yani. Tamam. O zaman bu aralarda bir şeyin açıklanması lazım. Bir şeyin ortaya çıkması bugünlerde, lazım. Bugünlerde bir şeyin açıklanması lazım ama tabii bu siyasi ortamda ne olur? Çok güç ona, yani. Tabii onu da şey tabii etmek lazım. Yani şu anda Türkiye'nin evet, ateş peki içindeyiz yani. Yani bu, o ateş içinde olmamız bambaşka bir şey de. Ona artık bir şey diyemiyorum. Şimdi İnanır bakın, mısın? Yani İçimden çözülmemiş sorunlar, çözülmemiş sorunlar sonunda belaya dönüşüyor. Türkiye sorunları süründürmekte o kadar başarılı ki, o kadar becerikli ki, sonunda işte o sorunlar çatışmalara dönüşüyor. Bilmem mahkemelere dönüşüyor, şunlara dönüşüyor, bunlara dönüşüyor. Yani maalesef bu tavırın şeyin acısını çekiyoruz. Bu sert tavrın, evet yani bu sert tavrın, idarenin bu sert tavrı her zaman... Bugün toplumsal bir acıya dönüşmüş durumda yani. Evet, önünüzde başka bir dosya daha görüyorum. O dosya şey, Mazlum Der İstanbul Şubesi 2014'te yine veya 2013'te hatırlamıyorum şimdi ne zaman, 2013 falan gibi olsa gerek. Alevilere uygulanan ayrımcılıklarla ilgili bir çalışma yapmak istediğini söyledi. Evet. Bana da geldiler. O zaman ben federasyon yöneticisiydim. Tabii kendilerine de tabii her türlü yardımı yapmak istedik. Çok da yani biraz da şaşaladık. Hani Mazlum Der, Alevi ayrımcılık falan diye. Ben de kendilerine destek verdim. Raporları Ali Kenanoğlu da destek vermiş. Cafer Solgun destek vermiş. Yaşar Soyalan, Bekir Berat Özipek, Gökhan Tekdemir... Birçok isim var burada teşekkür ettikleri. Bu çalışma değişik cemevlerine giderek, cemevleri yöneticileriyle ve dedelerle tanışarak yaptılar. Fatma Betül Demir ve Zehra İpek diye iki hanım kızımız yaptı bu çalışmayı. Ve bu çalışma yine Aralık ayının sonunda, 2015'in sonunda
yayınlandı. Evet. Ben bizim web sitelerinde falan da koydum. Hatta arkadaşlara, yani yakın olduğum arkadaşlara yolladım da şeyi, Alevi Düşünce Ocağı'ndan. Dedik ki ya bu, yani Mazlum Der'in yaptığı böyle bir çalışma, ben çok önemsedim. Evet, şeyi. Doğru. Ve çalışma bizim günlük hayatta artık farkına varmadığımız ayrımcılıkları fark etmiş. Yani bir Alevi olarak veya titiz bir Alevi olarak seni de rahatsız etmeyen şeyler var. Onlar onu yakalamışlar. Çünkü kendisi böyle bir baskının altında, evet, değil. Evet, kendisi... O yaşamadığı için, ya yaşamadığı niye Alevi'ye için bunu söylüyoruz diyor. Yani yani affedersin meseleleri falan var ya. Çok enteresan, çok şeyler, çok iyi şeyler yakalamışlar yani. Mesela. Yani şimdi burada hani işletmedim ama mesela köyde iki katlı bir cemevi yapacağız diyor birisi. Anlatıyor şeye, bunlara. Emniyet oradakilere dedi ki size 2000 TL vereyim, her birinize birer cami yaptıralım, cemevi yaptırmayın. Ya biz de vergi ödüyoruz, askere gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Biz de bu vatanın insanıyız. Bu devlet bizim, bu vatan bizim. Yavuz'dan bu yana dağlara kaçmışız diye adam anlatmış. Şimdi Mazlum Der'de diyor ki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Alemiler de devlete vergi vermekte ve bu vergilerin karşılığında hizmet beklemektedirler. Yıllarca söylediğimiz şey ha, hiç farklı bir şey değil. Bunu senin söylemen tamam. Başka? Ama bunu Mazlum Der'in gelip tespit edip söylemesi bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Dolayısıyla çok şey yapıyorum. Yani çok, ha, afişi de koymuş arkadaşlarımız. Kendilerine teşekkür falan da ettim. Teşekkür edilecek bir şey. Yani, bu çalışmadan 40 sayfalık bir rapor bu. Sonuçta onlar dediler ki ya öyleyse dediler bir de şey yapalım, panel yapalım, bunu biraz daha tartışalım, biraz daha üstüne gidelim. Memnuniyetle dedik. Şimdi 19 Mart günü, yani ne zaman? Cumartesi günü. Fındıkzade'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde. Bir panelleri var saat 14'te. İlanı da orada. Alevilere yönelik ayrımcılık konuşulacak. Paneli yönetecek kişi Halil İbrahim Yenigün. Kendisini tanımıyorum. Konuşmacılar Doğan Bermek, Fatma Betül Demir. Fatma Betül Hanım bu çalışmayı yapan hanımefendi. Evet. Bir de Necdet Subaşı. Necdet Subaşı'nı tanıyorsun. Biliyorum. Alevi çalıştaylarından. Evet. Alevilikle ilgili devletin sesi yani. Evet. Böyle bir panelimiz var. Onu da arkadaşlara belirtmiş olalım. Şimdi mesela buradan okuyayım size. Alevilerin ibadet ettiği mekanlar olan cemevlerinin statüsü Aleviliğin öncelikli sorunlarından biridir. Sorunun iki boyutu vardır. Birincisi, cemevi ibadethane statüsünde olmadığı için cami, mescit, kilise, havra ve sinagogun yararlandığı elektrik bedeli muafiyetinden yararlanamadığı ekonomik boyutudur. Bu minvalde camideki din görevlilerinin maaşlarını da Aleviler ödemektedir. Ceplerinden ödemektedir. Cemevlerinin tüm giderleri Alevilerce karşılanıyordur. Bu nedenle Aleviler ekonomik olarak dezavantajlı bir durumdadır. Evet, evet. Şimdi bunu biz zaten söylüyoruz ama zaten Mazlum Der de yanında, evet, şimdi senin. Asıl önemli olan Mazlum Der'in senin yanında olması. Ben bunu tabii, anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Ayrıca diyor, cemevinin belirlenmiş bir yasal statüsünün olmaması da yerel yönetimlerin vereceği hizmet ve destekler noktasında Alevileri yerel yönetimin inisiyatifine bırakmaktadır. Şimdi evet. Kimi cemevleri yerel yönetimde iyi ilişkiler kurup destek buluyorken kimisi destek bulamamaktadır. Bu eşitsizliklerin engellenmesi için inanca dair hizmetlerin genel vergilerden karşılanması yerine bu hizmetleri talep edenler tarafından karşılanması ve ibadethanelere sağlanacak altyapı ve vergi sübvansiyonlarının inanç ayrımı gözetilmeden sunulması gerekmektedir. Noktayı koymuş. Evet. Noktayı koymuş. Sorunun ikinci boyutundan, evet, sonra, ondan sonra Aleviler için bu durum Alevilere yönelik ayrımcılığın ve devlet karşısında eşit bir vatandaş olarak görülmediklerinin en mücessem halidir. En belirgin halidir. Doğru. Şimdi bunun gibi 10 tane, 20 tane kurum, kuruluş, Alevi olmayan kurum, kuruluş bu incelemeleri, bu şeyleri yapsa, bunları yayınlasa, Peki Aleviler de çalışsalar biraz. Birazdan Aleviler. söylüyoruz. Yani biraz bakın, Aleviler. Bakın yani. bugüne kadar bizim söylediklerimizden farklı hiçbir şey tespit etmemiş.
Hiç tabii, farklı tabii. Bir şey yok. Hayır, yok ama sıkıntı şurada. Şimdi belediyelerle ilgili bir noktaya geleceğim. Belediyeler, evet. İyi ilişki kurabilen belediyelerle işte bir cemevi yeri tahsis edilebiliyor. Şu oluyor, bu oluyor, alınıyor. Ya veya iyi bir yerde sağlanıyor. Olmak zorunda mısın? Hayır, ben olayın başka bir şeyini söyleyeceğim. Bulunduğun yerdeki belediye başkanına yaranmak zorunda mısın? Onunla vatandaş olarak ha. Belediye ilgilenmedi. Ha. Ne yaptın? Yandın. İlgilenmedi. Ne yapıyor vatandaş? Bittin. Gidiyor, bir arsa alıyor. Yok. Nereden arsa alıyor? Bir kere aldığı arsa ya iskana açık yani konut alanı evet. Veya yani ibadethane olmayan bir alan. İbadethaneye ayrılmamış olan bir alan. Abi Doğan Bey kısa bir ara verelim yeniden. Tamam. Sonra 3. bölümde toparlayalım. Kısa bir ara aramızda var efendim. Değerli izleyiciler, son bölümde yeniden birlikteyiz. Nerede kalmıştık, neyi tartışıyorduk? Bu Mazlum Der'in raporundan evet. Bir şeyler okuyorduk. Yani ben şey okuyorum, şimdi yine okuyayım. Mesela her inanç grubu, cemaat ve tarikat gibi kurumlar üzerinde devlet baskısı olmamalı. Cami, kilise, sinagog, tekke, dergah ve cemevi gibi ibadethaneler, yani onlar zaten cemevini ibadethane sayıyor, o inancın mensuplarınca kurulup işletilmeli ve bütün ayin ve törenler kendi inançları çerçevesinde serbest olarak yapılabilmelidir. Ayrıca devletin tek elinde olan bir diyanet anlayışı kabul edilemeyeceği gibi, tek bir dini yorumu dayatan anlayış da kabul edilemezdir. Bu çerçevede onların görüşü tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tasfiye edilmesi elzemdir. Şimdi şeyde evet, Sünni kesimin içinde son cümle elzemdir diyor. Bu da var. Tasfiyesi elzemdir. Yani, biz ona karışmıyoruz ama. O tabii bizim bileceğimiz bir konu değil. Biz kendi sorunlarımızı Şeyi konuşuyorduk. Arsa konusunu konuşuyorduk. Evet, evet. Vatandaş gidiyor cemevi için arsa alıyor. Nerede alıyor? Ya konut alanında alıyor ya sanayi bölgesinde tabii, alıyor. Yani, bir kere şey için ayrılmış bir yerde alamıyor. Dolayısıyla kentin merkezinde kolay ulaşılabilir yerlerden mümkün uzakta değil. Oluyorsun. Mümkün değil. Evet. Oraya bu sefer şeyini yapınca ibadethaneyi yapınca bir kere kaçak oluyor. Evet. Yapamıyor. Kaçak olunca böyle. Şeyini alamıyor. İskanını alamıyor. Sonra mahkemeye hiçbir gidiyor. Şey yapamıyor. Sonra mahkemeye gidiyor. Bin türlü problem. Şimdi bu işte Gazi Mahallesi'ndeki Pir Sultan'ın öyle bir mahkemesi var. Yani. Durmadan gidiyor. Onun için bunun derhal olay artık belediyelerin şeyine bırakılmadan keyfi uygulamasına bırakılmadan derhal çözümlenmesi zaten gereken. Belediyeyle ilgisi olmaması gerekir bu işin. Yani zaten, yani zaten. Belediye bakım yapar falan yani yolunu getirir falan. Zaten belediyenin yapacağı tek şey şu. O zaten şeyini yaparken, imar planını yaparken şeylerini ayarlıyor. Tabii. Nedir onun adı? İbadethane yerlerini ayarlıyor. Tabii. Kentin kolay ulaşılabilir. Toplulukların oturduğu yerler falan filan yani meskenlerin yoğun olduğu alanlara nasıl ki, yapılır. Nasıl ki vatandaş cami yapmak için müracaat ettiği zaman yerlerden bir tanesini tahsis ediyorsa. Evet. Aynı şekilde. Aynı vatandaş cemevi yapmak için müracaat ettiği zaman da evet, aynı şekilde tabii. Ona da tahsis edecek. Yapılması gereken şey bu. O kadar. Yani bilinmeyen bir şey yapılmayacak. Bilinmeyen bir şey değil. Tabii. Şey tabii. Bilinen, tanınan bir şey yapılacak. Durumumuz bu. Durumumuz bu. Uğraşmamız lazım, koşturmamız lazım. Evet. Ben bu raporu baktım, okudum ve şey yaptım. Beğendim, tuttum yani. Çünkü yani burada, şimdi biz yalan söylemiyoruz ki. Bu işe iyi niyetle, samimiyetle bakan her insan bizim söylediklerimizi söylüyor. Herkes söylüyor evet, onu. Yani. Herkes rahatsız. Yani evet. Kiminle konuşuyorsan, Van Bey kiminle konuşuyorsan, Sünni olsun, efendim Hristiyan olsun. Kim olursa olsun. Ne olursa olsun herkes rahatsız. Ya bu, hayır işin garibi. Bu iş nasıl çözümlenecek? Bu ayrımcılığa nasıl son verilecek diye. İşin garibi siyasi otoritenin üst noktalarındaki insanlarla da birebir konuştuğunuz zaman onlar da size hak veriyor da bir türlü bu hak şeyden geçmiyor. Meclisten geçemiyor. Vallahi meclisten geçecek bir şey yok.
Yani şimdi yasa değişiklikleri meclisten geçmek zorunda. Yani bunlar çok yani basit. Yani imar yasası bunlar değişecek ha, mesela. Yani bunlar çok basit şeyler. Bunlar geçmiyor. Bunlar anında bir bu işi bitirmek isteyen hükümetin, bu işi yapmak isteyen bakanlığın birkaç gün içinde. Bir iki saat içinde. Bir iki saatlik bir iş. Evet, yani bir iki saat içinde bitirebileceği, tamamlayabileceği şeyler. Yani evet. Bunlar böyle zor. Hiç efendim, zor şeyler değil. Burada şeyler falan filan sanmayın. Basit şeyler yani. Kararı vermeyi iyiliğini gösteremiyorlar yani. Tabii kararı vermek de belki de şunu da düşünebiliriz. Alevilere haklarını verdin, niye verdin gibi bir sorunun kendilerine işte, muhatap olunmasını da istemiyorlar. Evet, evet. Yani o işte İslam falan filan meseleleri var. Ama tabii burada bizim de kusurlarımız var. Yani Namık Bey, biz mesela işin bilimsel yanını fazla kurcalayamadık henüz. Yani Aleviler tamam son 20 yılda, 25 yılda olağanüstü bir başarı gösterdiler. Yani ortada 2000 tane cemevi var bugün kentlerde. Köylerdekilerle beraber 5000 adet cemevi var. Sırf kentlerdeki 2000 cemevini al. 20 sene 240 ay. Sen aşağı yukarı 240 ayın her ayında 10 tane, 8 tane cemevi açmışsın. Haftada 2 cemevi açılmış. Bu cemevler ufak tefek kuruluşlar da değil. Yani bugün git işte ne bileyim mesela evet, İstanbul'da evet. Bak. Hepsinin en az 250 kişilik toplantı salonları, devasa yemek salonları, bilmem çok büyük cemevleri falan filan. Hani bu yani ortada 5-6 bin metrekarelik büyük yapılar var. Dergah tipi yapılar. Evet. Muhteşem külliyeler bunlar yani. Evet. Şimdi zaten bu külliyelerin bir kısmı Hacı Bektaş'ta falan da işte şeyler yaptı kendisine. Yeni alanlar üretti, yeni binalar üretti. Kimisi işte lojmanlar şey yapıyor, yurt yapıyor. Yani bu çok büyük bir başarı. Sosyal olarak Aleviler kadar itilmiş, devletin kaynaklarından istifade edemeyen ve düşük gelir grubunda bir kalabalığın, bir toplumun 20 yıllık bir süre içerisinde bu kadar çok dev binayı yapabilmesi, bu kadar büyük ürünleri üretebilmesi falan büyük bir başarı şimdi. Bunu başarı hanemize alalım. Ama bu başarıyı bilimle destekleyemiyoruz. Bilgiyle destekleyemiyoruz. Şimdi İstanbul'da benim bildiğim en az 7-8 tane cemevinde 300 kişiden fazla şey var. 300 kişiden daha büyük toplantı salonları var. Bu salonlarda yılda kaç etkinlik oluyor? O toplantı salonlarının boş geçirdiği her hafta sonu Alevilik açısından müthiş bir kayıp. Tabii. Bu toplum yemedi, içmedi. Cem'e geldi, cebinden şeyini eve gideceği dolmuş parasını ayırıp cebindeki bütün parayı attı o sandığa. Sen de onda o bir Cem evini yaptın değil mi? Şimdi o salon niye boş? Cumartesi niye gençler orada saz çalmıyor? Onu da. Pazar günü niye insanlar orada toplanıp işte aşıklarımızdan mı, geçmişimizden mi, 12 imamlarımızdan mı konuşacak konumuz mu yok? Niye konuşmuyoruz? Niye bu salonlar dolu değil? Yani işin bu yanını değerlendirme, daha sıra mı gelmedi? Belki şimdi birileri bana diyecek ki ya dur bakalım işte şeyi anca yani cemevlerini anca açtık bakalım içini de doldururuz falan. Ama gerçekten bugün bizim cemevlerinde verimli kullanım söz konusu değil. Yani hem, ibadet dışında. Hem ders salonlarımız açısından hem gençlik eğitimi açısından verimli değiliz. Hem faaliyetler açısından tiyatro yok, şiir yok, sanat yok, hiçbir resim şey yok. Bunların olması lazım. Yani içeride bir tek okuma yazma bir de şey var. Saz kursu var. O saz kurslarına 4 çocuk geliyor, 6 çocuk gidiyor falan. Yani bu şey değil. Hani daha aktif olması şimdi lazım. Şimdi yani sorduğun zaman ama biz burada diyor 600 bin kişilik bir şeyin bir bölgenin cemeviyiz diyor. 600 bin kişilik cemeviysen senin bu konser salonun her cumartesi dolu olacak kardeşim. Sen her salı sohbet edeceksin orada. Her perşembe cemini yapacaksın. Bir tek onu yapıyorsun. Her cuma bilmem muhabbetin olacak orada. Şimdi pazar günü şiir günün olacak. Bilmem öbür gün tasavvuf günün olacak. Bunları yapamıyorsan toplumun kulağını dolduramıyorsun. Bunu söylemeye çalışıyorum yani. Kime yaptıracaksın bunu? Yetiştireceksin. Kaç kişi? Ya işte yetiştireceksin.
Ya, yetiştireceksin. Bak önemli olan orada Doğan Bey yetiştireceksin. Abi o adam saksıda yetişmiyor ki. Yetişmiş. Saksıda yetişse keşke. Saksıda yetişmiyor. Bak problemimiz orada. Halen daha eğitim sistemimiz geleneksel eğitim sistemi. Biz bilimsel doğru dürüst bir eğitim sistemini Alevlik'ten bahsediyorum. Geçemedik. Başaramadık. Ama Namık Bey, o bölgede oturduğumuz kentlerde, oturduğumuz yerlerde sayısız edebiyat öğretmeni var emekli. Sayısız felsefeci var emekli. Sana yardım etmeye dünden hazır. Gidip o adamın kapısını çalıp gel bana burada yardım et diyen yok. Okur yazar birisi içeri gelirse belki benim yorumdan olurum diye korkan da çok bizim yönetimde. Yani bir de böyle bakın meseleye. Bizim yönetimlerimiz şeye kapalı. Yetişmiş insanlarımızı içeri çekemediler cemevlerine. Yetişmiş insanların cemevlerinde verimli çalışmalar yapabilmesi için ortamı hazırlamak lazım. Evet. Bu eksiğimizi görelim. Ha, cemevini yapmak büyük başarı, sürdürmek korkunç bir başarı. Bu yoklukta, bu sıkıntıda tıkır tıkır işletmek, 18 kişinin maaşını bulmak, bilmem kurbanını kesmek, bunlar tamam. Hepsini yani çok saygıyla da karşılıyorum bütün bu yokluğun içinde yapılanları. Evet. Ama yetmez. Ama da bir adım ileri, iki adım ama ileri, yetmez. Üç adım ileri. Senin orada toplantı salonun varsa o salonda ayda en az 10 tane etkinlik olacak kardeşim. Evet, evet doğru diyorsunuz. Bu etkinlikler yoksa o ama toplantı salonu sana haram. Yönetimi değiştireceksin. tabii onu yapacak yönetimi bulana kadar uğraşacaksın kardeşim. Böyle yani bir şey yok. Eğitim konusunda ne diyorsunuz hocam? Şimdi Alevilik eğitimi konusunda. Şimdi bakın Alevilik eğitiminde çok önemli bir kaynağımız var. Farkında bile değiliz. Konservatuvarlar yani halk müziği konservatuvarları müthiş adam yetiştiriyorlar. Evet. Çok insan yetişti orada. Biz onları saz çalan insanlar diye düşünüyoruz. Ama saz çalan insanların hepsi değiş söylüyor. yani şeyden evet. Bilmem akşam gazetesinden haber okumuyor çocuk. Değiş evet. söylüyor. O değişin bir anlamı var. O değişin anlamını o çocuk da düşünüyor. Sazı çalan kızımız da işte genç arkadaşımız da o değişin anlamını düşünüyor. Ama o anlamla şey arasında dinleyici arasında düzgün bağı kurmak bizim işimiz. Evet. O bağı kuracak kişiler kimler? Edebiyatçılar, şairler, yazarlar. Böyle insanlar var mı? Az ama var. Var. Var ama niye kullanmıyoruz? Neredeler? Ben niye senin konserini dinlerken Ahmet Özdemir mesela çıkıp senin o gün çalacağın, bana dinleteceğin üç tane deyişin ne demek olduğunu, felsefesini, içinde hangi simgelerin şifrelenmiş olduğunu niye anlatmasın? Güzel bir tasarı, güzel bir yani düşünce. Yani aslında bunu, Alevilik evet. 10 tane tamamen kendi şeyinden seçeceğin, hani ne derler torbadan çekeceğin 10 tane deyiş seç. Günlerce evet. deyiş içerisinden. Evet. 10 tane seç. Otur, çalış, Alevili öğrenirsin kardeşim. 10 tane değiş. Kimden olursa olsun. Ama Sümmani'den, ama Nesimi'den, ama Hatay'den. Kimden istersen. Ama Veysel'den. Peki tamam. Şeylerden. Hani ne yapacağız? Bunu yapamaz mıyız? Bunu yaparız ya. Dedelerimiz yaparız, bunu ya. Yaparız. Niye yapmıyoruz? Yaparız. Niye biraz o dedelerin salonları açılmıyor? Biraz çalışmamız lazım. Biraz herkesin uğraşması, çalışması lazım. Evet gençlerimiz mezun oluyorlar, konservatuvarlardan çıkıyorlar, çok güzel de çalıyorlar, çok ya, muhteşem güzel söylüyorlar. Çocuklar ya. Yani... Ve bu çocukların da desteklenmesi lazım, kendi ocakları tarafından desteklenmesi tabii. lazım, tabii. kendi ocaklarının ne olduğunu bilmeleri lazım, oralara ait olduklarını bilmeleri lazım. Biz zaten yolu müzikle sürdürmüşüz. Bizim elimizde müzik denen araç tabii, olmasa. Tabii. Tabii. Şiir denen araç olmasa biz çoktan yok olur giderdik. Tabii. Yani Aleviliğin en önemli. Ha, şimdi bir yandan diyorlar ki Aleviliğin yazılı kaynağı yok. Ya yazıya ne lüzum var? Sözlü kaynağı sözlü var. Sözlü kaynağı yetmiyor. Ve bu sözlü kaynak müzikle, notayla beslenen ve yazıyla beslenen bir kaynak. Çünkü o söz bir kere şeyli, kafiyeli bir söz, unutulmuyor. Evet. O söz kafana yer ediyor. Hem kafamda, hem dilimde, hem gönlümde yer ediyor benim o söz. O müzik.
O sözle o müziği dinleyen adam Alevilikten vazgeçemiyor. O sözle o müziği doğru dürüst anlayan adam da Aleviliğin bütün kurallarını çözer ha. Çözüyor zaten. Çözüyor zaten. Hadi bunu niye yapmıyoruz? Bak imkanlarımız var işte şimdi. Evet, değerli izleyiciler, değerli yöneticiler, bakın bir görev daha çıktı bize. Bir konu daha çıktı. Bu konu üzerinde de çalışalım. Müzisyen çocuklarımızın kendi edebiyat hocalarımızın bağlı, ve edebiyat müzisyen çocuklarımızın edebiyat hocalarımız, bizimki de müzisyen çocuklarımız hep beraber kendi ocaklarına bağlı konularda çalışsınlar ve ortaya bir şeyler çıkartalım. Doğan Bey, bir haberim var size. Süremiz sona ermiş. İyi, maalesef. Tamam, ne diyelim? Gidip değiş dinleriz biz. Gidip değiş dinleyelim. Bu akşamlıkta bu kadar efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Ben de cümle dostlara niyaz ediyorum. İyi geceler diliyorum efendim.